İsrail bağımsızlığını ilan ettiğinde ilk tanıyan Müslüman ülke kimdi? Onu bir soralım. Tabii ki Türkiye. 24 Mart 1949'da. Acaba hükümette kim var diye sorduğumuz zaman kim olabilir? Tabii ki CHP. Filistin bağımsızlığını ilan ettiğinde ilk tanıyan ülke kimdir? Müslüman ülke. Tabii ki Türkiye. Peki iktidarda kim var? Anavatan Partisi var. Başkanı Turgut Özal var. Bugün ölüm yıldönümü. Rahmetle onu da anıyorum. Peki Türkiye ile İsrail arasındaki serbest ticaret anlaşmasını kim imzalamış diye bakıyoruz. 96 yılında. Peki Türkiye ile Filistin arasındaki serbest ticaret anlaşması ne zaman imzalanmış? 2004'te, 2005'te. Kim imzalamış? Tabii ki AK Parti hükümetleri. CHP imzalayacak hali yok ya. Buraya gelip CHP'li arkadaşlarında, başka arkadaşlarında bir taraftan Hamas'a terörist diyeceksin. Burada gelip duyarlılık çakacaksın. Kusura bakma. Her şeyden önce bu ikiyüzlülükten vazgeçin. Böyle ikiyüzlülük olmaz. Biz Cumhuriyet döneminde, milli mücadele döneminde Kuvayi Milliye neyse Filistin için Hamas'ın o olduğunu düşünüyoruz. Diyebiliyor musun bunu? Diyemezsin. Çünkü sen Hamas'a terörist diyorsun. Hamas'a terörist diyen Kuvayi Milliye ile Hamas'ı aynı ortama koyamaz. İyi Parti, Saadet, Dem, Cumhuriyet Halk Partisi defalarca grup önerisi verdi. İsrail'le ilgili ticaret ilişkilerini gelin araştıralım dedi. Her birinde burada kavga çıktı. Yalanladınız. Bu gruplara iftira atıyorsunuz dediniz. Doğru mu? Hatta bu kürsüde bu konuyu konuşan bir arkadaşımız hayatını kaybetti. Ona da saldırdınız. Ama şimdi Ticaret Bakanlığı bir liste yayınladı. Biz ticareti kısmen yasakladık dedi. Peki hani yapmıyordunuz? Kısmen yaptığınız ticaret nedir? Silah yardımında bulunmaktan bahsetmedi. Kablo yollayacaksın, dikenli tel yollayacaksın, yakıt yollayacaksın. Bu ticareti yapacaksın. Silah vermedik. Bir de silah verseydin. Bir de silah verseydin. Bu mu savunma? İki yüzlülük o gün bunu yalanlayıp ertesi gün kısmen ticareti yasaklıyorum demektir. Bu konuda iki yüzlüsünüz. Bu konuda samimi değilsiniz. Bakın siz tarihten örnek veriyorsunuz. Sana sorma Kuvayi Milliye diyorsun Kuvayi Milliye. Kuvayi Milliye'nin başında Gazi Mustafa Kemal Atatürk vardı. Önündeki İsrail gibi emperyalist devletleri ayağıyla çiğnedi geçti. Senin gibi onunla görüşmedi. Kimle örnek veriyorsun sen? Neyin örneğini veriyorsun? Kuvayi Milliye'yi. Kuvayi Milliye örneği veren gruba bakın. Allah aşkına bakın bu gruba. Sayın Başar lütfen tamamlayın. Buyurun. Asla bağırmıyorum. Siz nereden baksan 15 tane grup önerisiyle ilgili 85 milyonun gözünün içine baka baka yalan söylediniz. Ticaret yapmıyoruz. Ticaret yapmıyoruz. Pardon, kısmi ticaret yapıyoruz. Kısmi ticaret yapanlara da yazıklar olsun. Tel satanlara, kablo satanlara, yakıt satanlara da yazıklar olsun. Sattı diyen yalan söylüyorsa ona da yazıklar olsun. Onun da Allah belasını versin. Ama kapalı kapılar arkasında ticaret yapacaksın. Daha sonra burada yalanlayacaksın. En kolay şey muhalefeti suçlayacaksın. Ya lütfen dönüp aynaya biraz bakın. Artık bu halk size inanmıyor. Artık bu halk sizin birçok konuda konuştuğunuz konuya samimi bulmuyor. Seçimlerdeki mağlubiyetin sebeplerinden bir tanesi de Filistin konusundaki samimiyetsizliğiniz, bunu bilin. Filistin meselesi Türkiye'nin milli meselesidir. Ama senin Türkiye'nin milli meseleleriyle ilgili problemin olduğunu biliyorum. Aynen. O yüzden Hamas'a terörist diyorsun. Hamas'a terörist diyorsun. Sen önce git genel başkana hesap sor. Genel başkana hesap soramayan burada gelip hesap soramaz. Genel başkan hesap sor. Sayın genel başkanım, Hamas'a terörist diyemezsin de. O cesareti göster. O cesareti gösteremeyenler burada gelip bağırıp çağıramaz. Kusura bakma. Kusura bakma. Bunu kabul edemeyiz. Türkiye'de kabul edemez. Milletimiz de kabul edemez. Ben burada tarihi bir vakadan bahsettim. Tarihi olaylardan. İsrail'le nasıl ticaret anlaşmasına doğru gitmişiz? Filistin'le nasıl ticaret anlaşmaları yapmışız? İsrail'i kim tanımış? Kim tanımamış? Filistin'i kim tanımış? Ya tarih yazıyor. Kayıtlar orada. Ben o partiyi bu partiyi suçlamak için değil. O 28 Şubat döneminde yapılan
Rahmetli Erbakan hocama rağmen yapılan, senin bugün savunduğun o rağmen yapılan, senin savunduğun askeri anlaşmaların hesabını ver önce burada. Sen hala gidiyorsun, o komutanları savunuyorsun. Ülkenin başbakanı varken, Milli Savunma Bakanı varken senin o savunduğun adamlar İsrail'e gidip arkadan Heron anlaşması yapıyordu. Ama artık bizim o Heron'lara ihtiyacımız yok. Bizim kendi silahlarımız var. Evet, İsrail güçten alınır. O gücü göstereceğimiz gün gelecek. O gün hepiniz özür dileyeceksiniz ve utanacaksınız diyorum. Tekrar saygıyla selamlıyorum. Benim konuşmamla ilgili sataşmayı takdir edip herkes duyduğunu söylediniz. Buyur, yani buyur. Demiyorum. Ben de duydum seni. Dedi bir şeyler. Buyur bakalım. Ama artık bunu burada bitirelim. Lütfen yeni sataşmalara mal vermeyelim. Evet Sayın Başkanım. Şimdi değerli Atip tarihten bahsediyor, güzel. Ama şu anda fiili bir durum var. 30 bini aşkın çoğu kadın ve çocuk öldürülüyor. Ve ticari ilişkiden bahsediyoruz. Onun dışında her şeye cevap veriyorsun. Çetin Doğan'a kadar geliyorsun. Değerli milletvekili, bakın. Size net bir soru soruyoruz. Bu kısmen yasaklanan ticari anlaşmalar, ürün neler nedir, bunu araştıralım diyoruz. Bırak kısmen kablo, dikenli tel, yakıt vermeyi, sen İsrail'e zıkkımın dibini bile ihraç edemezsin. Neyi konuşuyorsun sen? Gel bunun hesabını ver. Nerelere gittin? 96'ya gittin, Çetin Doğan'a gittin, 28 Şubat'a gittin. Ya bugünü konuş, bugünü. Bugün ne yapıyorsun sen? İftira atmaktan başka, miting yapmaktan başka, suçlamaktan başka ne yapıyorsun? Ve bugün cezaevinde olan 90 yaşındaki bu askerlere burada iftira atıyorsun. Ya sen hasta, ölümle yavuşan, bu ülke için silah tutmuş bir askere burada iftira atmaya utanmıyor musun? Evet, Çetin Doğan cezaevinde olmamalı, bunu ben söylüyorum. Hizbullah sanıklarına tahliye verecek Cumhurbaşkanı. Çetin Doğan'ı, arkadaşlarını ölüme terk edecek, öyle mi? Konu bu mu? Konu İsrail'le olan kirli ilişkileriniz. Türkiye'nin her yerinde, gittiğiniz yerde halk size bunu yüzünüzü vurdu. Siz Filistin konusunda samimi değilsiniz. Nerelere gidiyorsun? Çık burada, açıkla. Çık açıkla. Çık, sadece sana sorulan soruya cevap ver. Bırak. Hamas. Sayın Başarı, lütfen tamamlayın. Hiç sağa sola savrulma. Sana sorulan, gelen önerge net. Kısmi ticaret içerisinde neler var? Bugüne kadar ne verdin? Bugün neyi yasakladın? Çık bunu söyle kardeşim. Bu kadar ne sorum sana? Hiç sağa sola 96'ya, 2000'e, 2006'ya gitme. Sana bu kadar ne soru soruyorum. Sen 30 bin aşkın insan, çocuk, kadın öldürülürken kablo sattın mı? Sen akaryakıt, sen dikenli tel, bir sürü, bak bu sayfa kadar ürün sattın mı? Çık söyle. Satmadın da bakan niye yasakladı? Utanmıyor musun yalan söylemeye? Bakan yalan söylüyor ya da sen yalan söylüyorsun. Bakın, siz doğruları söyleyin. Gel, maşallah güzel konuşuyorsun. Sana sorulan soruyu gel cevaplandır. Gel, gel buraya. Gel, gel gel. Sayın Zengin. Sayın Zengin. Söz talebiniz var. Var mı? Peki, tamam. Sayın Tanal, sizinle ilgili bir şey yok. Sayın Grup Başkan Vekili de kendi açısından cevapları verdi. Sizin konunuz ne? Değerli Başkanım, İş Düzük 60'a göre pek önemli kısa bir söz almak istiyorum. Arkadaşlar, onu dakikalarda yani, uyguluyoruz. Memleket meselesiyle ilgili. Biz onu da usule uygun şekilde uyguladık. Ben şimdi sadece... Efendim, şu anda ben... Pek kısa bir söz almak istiyorum ben. Sayın Tanaz, bir dakikaları gruplarında mutabakatı çerçevesinde başta 20 kişiye veriyoruz. Benim genel kurulu yönettiğim her günde aynı usulde uyguladık. Diğer
başkan vekillerimiz farklı uygulayabilirler. Ama benim uygulamamda bir değişiklik bu konuda yok. Onun için söz veremiyorum. Sorularını niye dinlendirmekten rahatsız oluyorsunuz? Neden rahatsız oluyorsunuz? Şimdi Saadet Partisi grubunun önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, öneri kabul edilmemiştir. İYİ Parti grubunun iç tüzüğün 19. maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır. Okutup işleme alacağım ve oylarınıza sunacağım. Öneriyi okutuyorum. Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Danışma Kurulu 17.04.2024 Çarşamba günü bugün toplanamadığından grubumuzun aşağıdaki önerisinin iç tüzüğün 19. maddesi gereğince Genel Kurul'un onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim. Erhan Usta, Samsun Milletvekili, Grup Başkan Vekili. Öneri: Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ve 20 milletvekili tarafından belediye ve il özel idare şirketlerinde kadrosuz olarak çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının kadro taleplerinin ve yaşadıkları sorunların araştırılarak